Değişime hazır mısınız? Değişime hazır mısınız? Türkiye'ye demokrasiyi getirmeye hazır mısınız? Alın terine değer vermeye hazır mısınız? Bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa etmeye hazır mısınız? Söz mü? Söz mü? Ben de size söz veriyorum. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bu ülkede hiçbir yoksul ailenin elektriği kesilmeyecek. Hiçbir yoksul ailenin suyu kesilmeyecek. Hiçbir yoksul ailenin doğal gazı kesilmeyecek. Bu ülkeyi cennet gibi yapacağız ve birlikte huzur içinde yaşayacağız. Şundan emin olmanızı istiyorum. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Hiçbir ayrım yapmadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimsenin kimliğini, inancını, yaşam tarzını sorgulamadan 85 milyon insanın cumhurbaşkanı olacağım. Ve 85 milyon insana hakkıyla, hukukuyla ve adalet içinde hizmet etmeye ben de size söz veriyorum. Ülkeyi huzura kavuşturmamız lazım. Çok kamplaştırdılar. Komşumuzun kimliğini sorgular hale getirdiler. İnsanların inançlarını sorgular hale getirdiler. Türkiye'yi buradan çekip çıkaracağız. Bunun için en büyük güç sizsiniz. Sizlerle beraber yola çıkacağız. Ve gençler, burada mısınız? Gençler, burada mısınız? Yaklaşık 800 bini aşkın genç İstanbul'da ilk kez gidip sandıkta oy kullanacak. Ve sizler otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştireceksiniz. Sadece bizim siyasi tarihimiz değil, dünya siyasi tarihine de önemli bir armağan bırakacaksınız. Bu onur size yeter. Birlikte mücadele ettiğimiz zaman Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bütün sorunları çözülebilir. Az önce genel başkanlarımızı dinlediniz. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarımızı dinlediniz. Birlikte yola çıktık, beraber yola çıktık, ortak akılla yola çıktık. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir kişiye teslim etmeyeceğiz. Bir kişinin iki dudağından çıkan bir sözü hiç kimse kabul etmeyecek. Beraber ve birlikte yöneteceğiz. Akılla yöneteceğiz. Bilgiyle yöneteceğiz. Birikimle yöneteceğiz. Ahlakla yöneteceğiz. Erdemle yöneteceğiz. Hiçbir ayrımcılık yapmayacağız. Ve bu ülkeye sözüm söz, baharı getireceğim baharı. Bu ülkeye huzuru getireceğim huzuru. Göreceksiniz bunu. Herkesi kucaklayacağız, herkesi. Hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz. KHK'lara bahar gelecek mi haydi? Evet haydi, bahar gelecek. Hiç endişe etmeyin. Bu kardeşiniz bu meydanda adalet yürüyüşünden sonra da gelmiştim. Adalet yürüyüşünü yapmıştım. Adalet devletin temelidir. Devletin dini adalettir. Adaleti her yerde ve her ortamda savunmak zorundayız. Sadi şöyle söyler. Dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez. Hepimiz adalete susadık. Hepimiz adaleti istiyoruz. Adalet sadece mahkeme salonlarında gerçekleşmez. Eğer bir çocuk yatağa aç giriyorsa 85 milyonumuz aç demektir. Bir çocuk
Eğer soğukta kaldıysa 85 milyonumuz soğukta kalmış demektir. Dolayısıyla biz beraber ve birlikte Türkiye'yi yeniden aydınlığa çıkaracağız. En büyük gücümüz sizsiniz ve kendinize güvenin. Değerli İstanbullular, ezanı Muhammediye okunuyor. Ezanı dinleyeceğiz hep birlikte. Türkiye'nin bütün sorunları çözülebilir. Benim saray merakım yok. Altı liderinde öyle bir saray merakı yok. Ben sizler gibi yaşıyorum. Sizler gibi mütevazi bir hayatım var. Sizler gibi yaşamaktan da onur duyuyorum. Saraya gitmeyeceğiz. Allah nasip eder. Sizlerin oyuyla Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdum da yerimiz Çankaya olacak. Gazi Mustafa Kemal'in mütevazi mekanı olacak. Bir şey daha. Söz verdim. En geç 2 yıl içerisinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi, Afganlı kardeşlerimizi ülkelerine uğurlayacağız. Staj ve çıraklık meraklanmayın. Onu gayet iyi biliyorum ve çözeceğim. Çözeceğim. Çalıştınız, kazandınız, prim yatırtmadılar, borçlanma imkanı getireceğim, hiç meraklanmayın. Bakınız, her hakkı teslim edeceğim, her hakkı, her hukuku uygulayacağız. Asla ve asla birilerinden yana tavır almayacağız. Benim Cumhurbaşkanı olmamı istemeyen 2 kesim var. Onları bilmenizi isterim. Birincisi beşli çeteler. Beşli çeteler istemiyorlar. Yuh çekmeyin. Yuh çekmeyin. Sandığa gidip oy kullanın. Ben sizden onu bekliyorum. Yuh çekmek bu işin en kolayı. Zor olanı sandığa gitmek. Ama sandığa giderken bir arkadaşını beraber götürmek. Özellikle AK Parti'ye veya MHP'ye veya Cumhur İttifakı'ndan birisine geçen dönem, geçen seçimlerde oy veren bir kişiyi ikna edeceksiniz. Beraber götürün. Sandığa götüreceksiniz ve oyu kullanacak. O zaman gerçek anlamda
her bir birey görevini yapmış olacak. Bunun sözünü istiyorum. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Yüz binlerin sözünü dinledik. Biliyorum. Yüz binlerin. Yüz binlerden söz aldım. Onu da biliyorum. Beşli çetelerin yurt dışına kaçırdıkları paraları biliyorum. Nerelere götürdüklerini biliyorum. Amerika'da Manhattan'da gökdelenler yaptığını biliyorum. Muhammed Ali Kırey'in çiftliğini nasıl satın aldıklarını biliyorum. Londra'da paraları nerelere yatırdıklarını biliyorum. Tamamını ama tamamını son sentine kadar getireceğim ve bu millete vereceğim. 418 milyar doları götürdüler. Az önce Meral Hanım söyledi. Sadece bir işlemden bir milyarın nasıl götürüldüğünü söyledi. Onların tamamını, 418 milyar dolarını kuruşu kuruşuna getireceğim ve size vereceğim. Bu halka vereceğim. Söyledim, bir daha ifade edeyim. Kul hakkı yemem ve kul hakkı yedirmem. Bakınız hiç onlar diyorlar mı? Biz kul hakkı yemeyeceğiz diye. Demiyorlar, söyleyemiyorlar. Ben onların neler yediğini biliyorum. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getireceğim. Hiç kimse endişe etmesin. Hiç kimse. İki, beni istemeyen ikinci bir grup daha var. Uyuşturucu baronları. Söz veriyorum, uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım. Kökünü kazıyacağım. Uyuşturucu baronlarına da bir şey diyemiyorlar. Neredeyse kucaklaşacaklar. Ama bu ülkenin çıkarı için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu ülkeyi aydınlığa çıkaracağız. Beraber birlikte bunu sağlayacağız. Bundan emin olmanızı isterim. Son söz, çünkü uzun süre beklediniz. Ekrem Başkanımız mitingleri bitirirken söylediği bir şey var, güzel bir cümle var. Onu kullanarak izin verirseniz bu mitingimizi bitirmiş olalım. Her şey, her şey. Bu taraftan fazla ses yok. Her şey.